Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Bugün de her zaman olduğu gibi sevgili dostum Gökalp İçer bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür efendim, sağ olun. Diyaframdan konuşuyorum, daha havalı olsun istiyorum. Evet, konuşma tarzım falan değişti mi? Farklılık hissediyor musun ben? İyice Öztürkçe. Kripto paralar bir dalgalandı, duruldu. Evet. Aynen dediğin gibi 33'ü bir vurdu. 33'ü vurdu aynen. Evet. Oradan da geri geldi. Ne olacak bundan sonra bunu konuşalım. Ama elbette geçen hafta Fed abimiz, Powell abimiz değerli açıklamalarda bulundu. Nasıl değerlendiriyorsun? Bu toplantı dedi ki enflasyon tepede. Ben Mart ayında gerçekten bu işi bitiriyorum. Faizi de arttıracağım. Bond buying programı bitirmekle birlikte bilançoyu da küçülteceğim dedi. Çok şahin yorumlandı söylediği şeyler. Hatırlarsan burada seninle 2-3 faiz arttırımı yapar yapmazı konuşuyorduk. Sonra piyasa 4'e doğru kaymıştı. İma edilen faiz oranları yıl sonu için, yani implied rate dedikleri oranlar 1'ler etrafında dönüyordu. Olasılıkla buldukları şeyler. Dolayısıyla 4 okey gibiydi. Konuşmada insanlar şunu bekliyordu hep. Öncesinde zaten Fed Şahin görünür. Ama Şahin görünürken de piyasada düşer, geriler vesaire falan filan. Ama Fed çıkar, bir şeyler söyler ve toparlar. Çünkü Amerika'daki emeklilik fonlarının içerisinde aslında hisse senetleri de var, indeksler de var. Öyle olduğu için de insanın geleceklerine dair de bir şey, bir korunmacı bir duruş var o tarafta. Ve öyle olduğu için de çıkıp piyasaları toparlar gibi beklenti vardı. Hayır, ama Fed dedi ki yok, ben böyleyim dedi. Ben faizleri arttırıyorum kardeşim dedi. Tarih verdi. Tarih verdi birincisi, ama miktar söylemedi. Hı. İnsanlar da tarih verdi ama miktar söylemediğiyle şeye yordular. He, demek ki o halde Mart ayında 25 bas puan değil 50 bas puan arttıracak dediler. Ve her toplantıda da en az bir faiz artırımı, yani 25'lik paketlerden bahsediyorum, bir faiz artırımı yapacak Fed dediler. Böyle olduğu için de tüm getiri eğrisi yukarı yönlü kaydı. Yani yield curve dediğimiz şey tüm vadelerde yukarı yönlü kaydı. Bir aylık pencerede bakıyorum. Bir haftalık pencerede ama bir ayda daha net görülüyor. Şurada. Burada da işte reel enflasyon endeksi eğri bu. Enflasyon endeksi eğri de aslında hala negatif. Şimdi nerede Fed peki? Fed 80'lerden beri şu an en yüksek enflasyonla yüz yüze gelmiş durumda. Tarihte bunun örnekleri var. Ama bu kadar yükseğin örneğini işte 2008'deki hani housing bubble dedikleri konut fiyatlarındaki yükselişle birlikte aslında görmüşlerdi. Buna yakın bir enflasyon seviyesini. Ondan bir öncesine bakıyorum. Ondan bir öncesi de 80'ler, 70'lerin sonları. O zamanlarda da kabaca aslında 20'ler etrafında faizler, 15'ler etrafında da enflasyon var. O katastrofik dönemi hatırlıyor Fed. Böyle olduğu için ön alarak davranmaya çalışıyor. Şahin duruşunu da korudu. Bunun ardından da hemen işte faizin nereye gittiğini söyledim. Piyasada, markette bunu Şahin yorumladı ve hemen satmaya başladı. Bir taraftan bakıyorum. Bir ekip var diyor ki okey, zaten bu bekleniyordu. Zaten böyle olacaktı bu iş diyor. Diğer taraftan başka bir ekip var. Ya evet, böyle olacaktı ama şu an başka bir yerdeyiz. Bakın çok dikkat edin buna diyor. O ekip burada birkaç kez de söylediğimiz BofA'nın olduğu kamp, yani Bank of America'nın olduğu kamp. O da diyor ki mesela şimdi karşımda yine interest rate'ler, faizler 5000 yılın en düşük seviyesi. Sadece Covid sonrası tüm küreselden bahsediyor. Tüm küreselde 30 trilyon dolardan fazla, Fed değil sadece bu, tüm küresel 30 trilyon dolardan fazla stimulus pompalandı piyasaya. Küresel stok market cap sadece 20 ayda, son 20 ayda 61 trilyon dolar yükseldi. GDP %10'un üstünde, CPI %7'nin üstünde, yani enflasyon %7'nin üstünde. Ev fiyatları %20'nin üzerinde. Son 50 yılında en büyük istihdam açlığı, kısıntısı, shortage yaşanıyor diyor. Biz neyi bakıyoruz? Fed'e bakıyoruz aslında. Fed'e bakıyoruz. Diyoruz ki 9 trilyon doları nasıl bu adamlar geri çekecek? Onlar da şunu söylüyor. Vadesi gelenlerden itibaren alacağım. Daha da sert gitmeyeceğim diyor, ama bu da aslında bir şey demek. Sonra bunların hepsi alt alta toplandığında da finalde geldiğimiz yerde işte dolar endeksinin 97-98 seviyeleri, 1840-1850'ler dolarlar etrafında, doların altında 1790'lara, 1780'lere, 1800'ler etrafında geri çekiliş, ki bence bayağı iyiydi. Az. Bu. Onu diyecektim ben. Bayağı az. 1790'da çakıldı. Aslında normalde çok daha sert bir düşüş olması lazım. Az. Diğer taraftan işte kripto paralar tekrar büyüklükleri ölçüsünde azdan az çoktan çok... Kripto paralarda da 33.000 seviyeleri de bir gördü. 34.000 seviyesini gördü. Market cap, tüm kripto paraların piyasa büyüklüğü, yani piyasa değeri düştü. Dip toplamda bakıyorum, biraz piyasa bu söylemi sevmedi. Bir kamp dedim sana, BofA'nın olduğu katastrofik ekip. Diğerleri de diyor ki yok abi işte böyle, evet ama diyor enflasyona endeksli rate'ler, yani reel faiz, inflation adjusted rates diyor, 2022'de negatif kalmaya devam edecek. Bu da diyor karları, rekor karları discount ediyor hale gelecek ve S&P 500'de
5000 ve üstü 4300'lerde şu an. 5000'lerin üstünü hedefliyoruz diyor. Sen hangi kamptasın? Ben biraz ortadayım. BOFA'nın fazla ben. Başlık çok enteresan orada ya. Evet yani. Onu bir paylaşsana. Yani bu diyor ki FED market kırılana kadar devam edecek diyor bunu yapmaya. Faiz arttırmaya. Faiz arttırmaya veya işte o hawkish davranmaya, şahin davranmaya devam edecek diyor. Bu BOFA'nın söylediği senaryo. Bir taraftan da baktığımda kısmen bunun içinde olduğu ne var bunların aralarında? BNP Paribas var. Comerica Wealth Management diye adını ilk kez duyduğum işte Monex Europe var. Çin'e dair abi. Onları geçiyorum abi. Faizin kendisine baktığında bu kampa bu genel analizler de bunun yakınında 80'lerden itibaren işte şu grafiğe baktığımda ben gördüğümüz şey faiz sıfıra yakınsamış durumda. Şöyle bak. Evet. Sıfıra yakınsamış durumda. Şu an bundan kopup kopmayacağını da göreceğiz. Demek o ki evet faiz artırımda bulunabilir. 50-25 vesaire falan faiz artırımda bulunabilir. Ama tarihi trende baktığında o trendi bozacak kadar bir faiz artırımının olmayacağına dair olan diğer kamp. Dolayısıyla bu da FED faiz arttırıyor ama aslında toplamda biz asla işte 7-8, 6-7-8 daha önce olduğu gibi faizler görmeyeceğiz. Onu da söylemiyor FED bu arada da yani %2 etrafında çıpanlan bir enflasyon iyi onlar için. Bu kakafoninin çıktısı 36-37 binlerde zemin bulmaya çalışan bir Bitcoin. 97 etrafında dolar endeksi, 1.12'nin altına gelmiş bir euro dolar kuru. Çok kritik. Çok kritik. EM'ler görece kur olarak baskı altında, kısmen baskı altında. Daha büyük bir hit yemediler ama durup geri çekilip bakıyorum. Sadece paritede değil, Avustralya dolarında yeni sene. Yani Asya Pasifik'te de durum pek farklı değil. Yuan saçma sapan bir tepki verdi şeyin arkasında. Yani çat diye yükseldi hemen. Dolar, yuan. Avustralya doları, Yeni Zelanda hepsinde bir hareket var. Kanada'da rublede biraz petrolle alakalı hareketler var. Aslında Rusya'da da Ukrayna krizinden mütevellit bir şey görüyoruz. Petrol de 90 üzerine çıktı bu arada. Petrol de 90 üzerine çıktı evet. Yani çözmeleri lazım. Gelecek haftada şey var. OPEC var. 400 bin varil etrafında biliyorsun şey. Arz. Enflasyonu tetikleyecek en önemli konulardan birisi petrol ve doğalgaz konusu. Zaten Avrupa'nın en büyük sıkıntısı son dönemde enerji biliyorsunuz. Yükselir mi sence petrol? 150 doları söylemişti bir Goldman. Daha önce bir telaffuz etmişti. Buralardan ben hep şey pozisyonu aramaya çalıştım aslında. Yani ya Rusya-Ukrayna krizi rahatlar. Evet recover ediyor küresel ekonomi ama aslında şu anki gelinen fiyatlar başka bir şeyi de ima ediyor. Gelen petrol fiyatları. Dolayısıyla buradan biraz rahatlama gerileme olur. Rabet ederdim ben. Buralardan yapabiliyorsam short petrol açmayı düşünebilirdim. Eğer değerlendirebiliyorsam Ukrayna-Rusya krizin nereye gideceği. Bu arada yield curve'a bakıyorken getiri eğrisine bakıyorken sana şeyi gösterdim. Amerika'yı gösterdim ama Almanya'da durum farklı değil. Almanya'da bir ay vadeli de bakıyorum. Normalde orada şöyle bir şey var. Enflasyon endeksi olmayan German Sovereign Curve dediğimiz şey 10 yıla kadar negatifti. Hala. Yani shift etmiş haliyle bile 10 yıla kadar negatifte. Neden euro dolar 1.12'nin altında? Bundan euro dolar 1.12'nin altında işte. Şunu söyleyeyim sadece. Abi çok kötü konuşuyorsun. Katastrofik şeyler söylüyorsun. Çünkü bunun sonunda bakıyorum. Yani BOFA diyor ki BOFA'yı söylüyorum. Önce ölümü göstereyim ki sonra sırtmaya razı edeyim insanları. Burada diyor ki işte kripto %50 geldi tepeden. İşte Çin teknoloji hisseleri %60, %70 geriledi. Anlatıyor. Diyor ki bu devam edecek ve Fed buna bir şey yapamayacak. İşte biz %7 enflasyonunu konuşuyoruz. German PPI de yani üfesi de aslında enerji fiyatları ile birlikte uçuyor diyor. Uçuyor. Aha. PCE 40 yılın en yükseğinde. PCE 40 yılın en yükseğinde ve aslında çip krizinden kaynaklı otomobil fiyatlarındaki yükseliş ve aslında oradaki arzın da arzdan kaynaklı tabii ki yani daralma ve otomobil fiyatlarındaki yükseliş de destekliyor. Yani böyle zamanlarda hep birbirlerini destekleyen virale dönüyor iş. Yukarı yönlü. Hı hı. Risklerin arttığı bir virale dönüyor. Bu cepte kalsın. Sıtma ne peki? Sıtma da şu. Bir rahatlayalım. Bir rahatlayalım evet. Fortune'un yaptığı bir analiz abi bu. 1950'lerden beri almış. 2-3 tane tarih belirmiş. Mesela 50 ile 53 arasında faiz %2.3'den %3.1'e yükselmiş. S&P 500 %80 yükselmiş. Faizin yükseldiği dönemler var yine aynı şekilde. 1954'te 2.3'müş. 1957 %4'le bitmiş. Bu arada S&P 500 %60 yükselmiş. Bizde şöyle bir inanış var hep. İnanış aslında matematikte biraz öyle söylüyor normalde de. Yani işte faizlerin artıyor olması demek işte elbette borç maliyetlerini arttırıyor demek. Diğer taraftan da hisse değerlemelerini, valuation dediği şey aşağıya çekiyor. Öyle çektiği için de aslında endeks için beklenen getiriler hep düşüyor. Hisse senedi için düşüyor, endeks için de düşüyor aslında. Ama diyor ki böyle de bir gerçek var diyor Fortune. Yani çok üzülmeyin, korkmayın. Rahat olun. Rahat yani. Olun demeye çalışıyor. Çok kötü olmayacak. Yani ölmeyeceksiniz ama sıtma olacaksınız. Evet. Ne zaman düzeleceğiz diye.
Ölmeden düzelir inşallah. En son şuna geleyim. Mesela 80'lerdeki hikaye işte %9.8'miş enflasyon 80'nin başında yaz aylarında. 81'in sonbaharında %9.8'miş enflasyon, tekrar ediyorum. 15.3'müş Amerikan enflasyonu bu. S&P %11.4 artmış bu arada. Ya şunu diyebilir yani %10 bir ayda da artabilir. Yani ona denk gelmiş diyebilir. Şey izleyen çok aradaki şeye de bakmak lazım. Track record'a bakmak lazım. En sona en yakını Temmuz 2012'de küresel kriz oldu. İşte faizler düşmeye devam ediyor falan. %1.5 Eylül 2012'de. Zaten Temmuz 2012'de. Ekim 2018'de de 3.2 aslında faiz. Politika faizi değil bu. Anladığım %3.2'yi görünce çünkü söylüyorum bunu. S&P 500'de %127.2 artmış. Ağırlıklandırılmış bir faiz olabilir. Özetle diyor ki evet böyle bir şey var, hareket var ama aslında enflasyondan mütevellit de böyle de bir çıktı da var diyor. Enflasyon ne demek? Enflasyon varlık fiyatlarının, değil mi? Fiyatlar genel seviyesinin yükselmesi demek. Dolayısıyla fiyatlar genel seviyesinin yükselmesi demek senin aldığın arabanın, çayın, sandalyenin de hepsinin fiyatlarının yükseliyor olması demek. Dolayısıyla bunun üretici tarafında da bir yansıması var. Bravo. Dolayısıyla bu şirketin çıktısı bugün eskiden 1000 TL olacaksa hiçbir şey, yani aynı ürettiğini farz ve kabul edersek gelecek yıl 1200 TL kazanıyor olacak. Dolayısıyla o değerleme de aslında 1200 olacak. Biraz onun aslında etkisi var. Yani hisse senedi piyasada bu sebeple biraz tercih edilebiliyor. Bu ona da yani Fortune'un atfettiği vurgu da bu. Evet. Kriptolar. Kriptolara gelelim. Şöyle bütün çarşaflarımı açayım şuraya. Ya dibinden bir şuradan takip ediyorum zaten. Maşallah yani. Evet, bugün adam dokümanla gelmiş. Dokümanla. Bugün biraz çalıştık abi. Bugün çalışarak geldik. Evet. Şimdi şöyle. Kriptoda aslında söylenecek birkaç tane şey var. Zero Hedge'de vardı gene. Dolar is the king diye. Yani böyle zamanlarda insanlar faizin artması ve faiz artma beklentilerinden dolayı da kayıyorlar. Tabii ki altın nasıl likide ediyorlarsa tüm o ETF'lere rağmen, ETF'lerde çok büyük bir hareket vardı geçtiğimiz haftalarda. Geçtiğimiz bir buçuk haftada çok fazla alım yaptılar. Altın alımı yaptılar. Vadeli tarafta da alım vardı altında. Altın tutan şey ne diyorsun ya, biraz işte bunlar yani. Onlara rağmen bir gerileme var. Şimdi Bitcoin tarafında da, yani kripto paralar tarafında da bu haberler birbirlerini tetikliyor maalesef. Doğru. Öyle olduğu için de doların da işte değerlenmesiyle birlikte de satıyorlar. Sattıkça da, kritik seviyelerin altına geldikçe de makineler de devreye giriyor. Kripto para ekosistemindeki institutionların, bizim gibi işlem platformu olabilir, bir wallet servisi olabilir, bir DeFi protokolü olabilir, bir DEX olabilir falan filan. Yani sonuçta kripto para ekosisteminin içindeki insanların da hepsi yazılım ve bilişimden geldikleri için de nereye nasıl davranacaklarını bilmiyor. O ilgili seviyelerin altında da hareket hızlanıyor. Biraz da sebebi bu. Yani 33'e hızlı gidip tekrar dönmesi, ama tekrar diyorum öncekiler gibi de olmuyor artık. Geçen yayında yine aynı şeyi söylemiştim. Yani 1,5 günde bir hareket vardı. Bu sefer olan hareket kabaca işte 1,5-2 gündeydi. Daha önce 3-5 saatte benzer hareketler görüyorduk. Şunu görüyorum ama buraları sanki dip gibi görmeye başlamış insanlar. Yani 30 binler etrafını dip gibi görmeye başlamışlar. Bunun için benim baktığım yer Bitcoin değil. Dönüp market cap'e bakıyorum. Market cap'teki hareket bana anlamlı geliyor. Açıkçası bir yere tutunmaya çalışıyorum. Hani bu piyasa nereye gider diye. Yılmaz Erdoğan'ın Bu Yol Nereye Gider diye bir şiiri var. Çok abi. Çok güzeldir. Bugün de Yılmaz Erdoğan'dan doğdu bana. Aklındaysa söylesene. Bir bu yol bir yere gitmez. O bir duruş biçimidir. Öyle bir şey vardı. Bir de Ankara ile ilgili bugün seninle. Evet. Ben de tabii Ankara'da okumuştum. Aklıma da Ankara şiiri geliyor. Şeyin Yılmaz Erdoğan. O da diyor. Ankara'da okumuştum dediği yer harbi okulu arkadaş. Tabii. Harbiye'de okuduk. Dikmen yokuşu. Dikmen Caddesi'nin hemen arkasında, yani Harbiye oradadır. Meclisin karşısındadır. Çok da güzel gri bir ortamdır yani. Griden kastım meclis bir tarafta, bir tarafta bakanlıklar. Çok iyi bir İyi hissedersin kendini yani. O şey diyordu yani. Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar. Asfaltlar ışıldar. Buz tutardı resmi yalanlar diye böyle devam ediyor yani. Yılmaz Erdoğan biraz muhalif de bir kişilik. Ama şey, ne denir? Severiz. Aklım hep Ankara'ya getiriyor yani. Ya biz sadece rakamlardan ibaret değiliz. Evet abi. Böyle içimizde bu... Bizim de içimizde bir insan var. Bu katı görünüşümüzün altında aslında bir kedi yavrusu var. Az kedi demişken de ellerine bakar mısın? Aa, maşallah. Kedi faciası mı? İki tane kedimiz var abi. Ellerinden tırmalar. Aman abi. Bende bir tane var, yetiyor bana köpek. Aynen. Latte. Duyuyor abi herkes sesini zaten. Tabii canım. Hav hav geliyor. Tabii geçen, sen de diyorsun. Dünkü yayında gene geldi. Bir yandan da kıskanıp ısırıyor böyle ufaktan. Evet abi, buyurunuz. Dönersek abi. Gerçek kimliğine dön. Gerçek, o sert kimliğine dön gerçek tekrar. Gerçek kimliğinize dönelim. Üstad, market cap'e bakıyorum. Market cap'te de gördüğüm şey şu. Bu 2021'in başından gelen bir böyle yükseliş. Bir iki tane de histerik yükseliş var market cap'te. 3 trilyon dolara vurdu. Bir tanesi önce 2,5 trilyon doların hemen üstü, sonra 3 trilyon dolara vurdu. Umarım bu düzeltme, bu geri çekilme
bölümü 1.6-1.7 trilyon dolarlar etrafında kalır. Çok sert geri çekilmesi beni korkutuyor. Bu faiz oranlarının yükseleceğine dair olan beklenti de insanlarda satma güdüsü oluşturuyor. Daha fazla bir eğilim oluşturuyor. Ama bir taraftan şunu da biliyoruz. Tüm market, tüm piyasalar için. Beklentiyi al, gerçeği sat derler ya. Evet. By the rumor, sell the fact. Gerçekleştiği zaman da bu. Yani Fed Mart'ta faiz arttırdığında mesela bu tüm trimlemeyi bitirdi, tapering'i bitirdi. Faiz arttırımını yaptı. Yaptıktan hemen sonra da tüm bu gördüğümüz şeylerin hepsinde sert bir düzeltme görebiliriz yukarı yönlü. S&P'de, endekslerde de görebiliriz, altında görebiliriz, kripto paralarda görebiliriz. O yüzden amaç yani inşallah olması gereken şey oraya kadar giden patikada Şubat, Mart diye işaret ediyorum ya ben hep. Hani 6 ila 8 hafta biraz buralarda oyalanacağız gibi sanki. İşaret edelim şimdiki altındaki rasyonel bu. Yani biraz bu yatay hem akümülasyon fazı diyelim hadi buna. Hem de şey Fed'i bekleme diye yorumlayalım. Ve aylık ve haftalık grafiklerinde dolması diyelim. İşaret ettiği yerine 1.5 trilyon, 1.6 trilyon dolarlık market cap'in bozulmuyor olmasına bet ediyorum aslında. Bozulmazsa o zaman korkmayacağım. Buralar iskontolu geliyor bana hala genel olarak. Yatırım tavsiyesi değil ama buralar iskontolu geliyor bana hala. Ama aynısını 28 bin dolara düştüğünde de elbette düşüneceğim yani. Aynen. O daha da iskontolu olacak o. Çok daha. O bayağı ucuz diyeceğiz o zaman. Bu seviyeler artık al diyen seviyeler. Genel algı da o yönde. Neden olur? Bravo. Çünkü evet. Çünkü kanal olarak da hani sırf hani teknik olarak baktığınız zaman da çok büyük bir kanal oluşmuş gibi orada. Abi şimdi burada yani öyle bir hissiyata kapılıyorum ben teknik olarak baktığımda. Yo doğru, doğru söylüyorsun. Analiz o teknikte onu market cap'te daha iyi hissediyorsun. Yani Bitcoin'i görüyorsun biraz ama market cap'te daha iyi hissediyorsun. Şey söylemde bir değişiklik yok yani. Bitcoin'in dominansının düşeceğine dair olan beklentimde bir değişiklik yok. Bunu hala bekliyorum. O tarafa doğru gitmesini bekliyorum yani marketin. Bu bir. İki, neden buralar dip gibi davranıyor? Yu söyleyeyim. İlk bu Şahin Fed'in arkasından bakıyorum. Chart diye 670 milyon dolarlık yaklaşık 18 bin Bitcoin kripto para işlem platformlarından çekilmiş. Adam alıyor ve kenara koyuyor demek ki yani uzun vade tutmak için yapıyor bunu. Sayısal olarak bir veri bizim için. O metriyi de pozitif yorumluyorum. İnsanlar genelde böyle zamanlarda piyasa düşer 65 binden 55 bin, 45 bin, 48 bin, 47 bin, 40 bin, 30 bin, 33 bine düşer. Orada satar. Orada satarlar. Çünkü der ki daha da düşecek piyasa. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Sanki oralara yakın gibiyiz gibi anlıyorum. Tekrar ediyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Kişisel şeylerimi söylüyorum. Bu söylediğim şeylerin arkasında da hiçbir yerinde iCrypex yok yani. Hani burada iki tane şey var abi. İki üç tane söylem var. Bir tanesi Goldman diyor ki Fed'in söyleminin arkasından diyor. Dijital tokenlarda işte kripto paralarda da high tech hisseleri gibi yüksek fiyatlanmış hisseler, teknoloji hisseleri gibi diyor. Aslında onlarda da bir geri çekilme oldu. Facebook, Amazon, işte Microsoft, Google vesaire onların olduğu şey. Yüksek fiyattan teknoloji hisseleriyle korelasyonu yüksekti ve o 3 trilyon dolarlık zirve yapan Kasım ayındaki market 1.76 trilyon, 1.7 trilyon dolara kadar geri çekildi diyor. Adamların peki çıktıları ne? Bu korelasyon kripto paraların genelinin finansal marketlerin değişkenleriyle olan korelasyonun artmasını bekliyoruz biz diyor. Burada yandık, battık, bittik demiyor. Birkaç tane şey haberi var, regülasyon haberi var. Geçtiğimiz haftalarda Rusya Merkez Bankası bir paper yayınladı ve dedi ki banlayalım dedi biz bu kriptoları, direkt yasaklayalım dedi yani. Madem yasaklayacaktın kağıt yayınlamasaydın direkt çat diye yasaklıyorum kafaya deseydin. Vursaydın. Kafaya vursaydın evet. Deseydin. Ama sonra Putin çıkıp şey dedi, güzel bir haber. Ne ki yok yasaklayıcı bir zihniyeti biz karşıyız dedi Putin. Bayağı demokrat biliyorsun ya. Dedi ki, Putin de öyle bir yazı sosyal var. Demokrat. Dedi evet. Ki yasaklamaya biz karşıyız. Düzenleyelim bunun yerine. Evet. Sonra da Maliye Bakanı, Finans Bakanı da neyse işte Finance Minister da çıkıp aynı şeyi söyledi. Putin'le birlikte. Mesela bu bir kenarda kalsın. Biden yönetiminin yine kripto para düzenlemesine dair bir şey yayınlaması bekleniyor. Şimdi SEC'in programına bakıyoruz. SEC'nin. SEC'in programında 54 tane madde başlığı koymuş Gensler. Bu yıl neler yapsak diye. Onların hiçbirinde kripto parayla alakalı bir şey yok. En son geçtiğimiz hafta da Fidelity'nin şeyini reddettiler. Spot ETF'ini reddettiler. Böyle olunca da orada bir darboğaz var. Bunu reddetmelerinin sebebi şey gibi anlamıyorum ben. Onlar da zaten öyle demiyor. Yani yatırımcıyı korumak için yapıyoruz biz bunu demiyorlar. Orada biraz şey var. Marketin çıktılarına dair çok hemfikir değiller. Bu fiyat kopar anlamında söylemiyorum yani. Bu sadece bunu yaptıklarında bunun devamı gelecek. Fidelity izin verdiğinde başkaları da gelecek. Birinci şey bu sorun bu. Yani hepsi gelecek. Bir sürü spot ETF olacak falan filan. Diğer tarafta da Türkiye'de de benzer bir şey var. Yani hani düzenlemenin çok bacağı var. Tek bacağı aslında SEC gibi duruyor o tarafta. Ama bunun cash out
tarafı var, işte kullanımı var, muhasebesi var, vergisi var, AML'i var, KYC tarafı var. Çok var yani, çok dokunduğu yer var. O sebeple ilk kapıyı açmak istemiyor SEC. Benim anladığım o. Son şu Paul Krugman'ın bir New York Times'ta çıkan bir makalesi var kriptolarla alakalı. Bunu subprime mortgage krizine benzetmiş Paul Krugman 2008'deki. Benzettiği şey aslında şu. Bu diyor finansal risk yaratmaz. Yani bir kriz riski yaratmaz diyor. Yani onu söylemiyorum diyor. Ama diyor kripto para tarafında iş yapan insanlar aynı subprime mortgage alıp ev alan insanlar gibi ne yaptıklarını bilmiyorlar diyor. Süper bir tespittir bu. Burada da Atfet'te bir tane şey var. Analiz var, bir istatistik var. İnsanlar diyor o zaman sonuçlarını bilmeden, nereye gideceğini bilmeden gidip ev aldılar diyor o zamanlar. Ve bunların da sonucunda yani ev aldılar, onlar sigortalandı falan filan. Bu böyle bir kar topu haline geldi. Bu bir finansal krize yol açtı ama ben şu anda onu söylemiyorum ve onunla ilgilenmiyorum diyor. Benim ilgilendiğim taraf perakende tarafında, bu işi yapan insanlar tarafında. Bu insanlar bunu bilmiyor ve sonunda evsiz kaldılar diyor. Burada da biz defalarca söyledik abi. Normalde kripto eleştirel bakar aslında. Şu anda da yaptığı şey gene eleştirel bakış da. Benzettiği taraf da o. Ve diyor ki yani %55 kripto yatırımcıların %55'i, Amerika'da yapılmış bir araştırma bu, kolej degree'leri yok diyor. Daha lise mezun değiller yani. Dolayısıyla kripto parayı da ne alıp sattıklarını bilmiyorlar diyor. Şimdi bu bizim sektörde ilk yakaladığımız eksiklerden bir tanesiydi. Kripto para fenomeni olarak dolaşan arkadaşların dahi herhangi bir trading okulunun 3. chapter'ını bitiremeyeceğini görüyorum ben. Bu ne olur ukalalık anlaşılmasın. Aydan önce birkaç kere daha söyledim. Çünkü mesela şöyle haberler duydum yani. 16.30'da biliyorsunuz Amerika açılıyor, Amerika piyasası yani. New York açılıyor. 16.30 Amerika açıldı. Okey. So what yani, ne oldu şimdi Amerika açıldı? Yani yanlış anlamasın kimse. Yani 100 bin ve üstü takipçili. Yani bak öyle söyleyeyim. 100 bin ve üstü takipçili. Ve satın alınmış takipçiler falan da değil. Arkasına kitle sürüklüyor bu insanlar. Mesela bu FED toplantısı için diyorlar ki FED beklendiği gibi faizi sabit bıraktı. Hiçbir şey olmayacak. Kripto alın diyor mesela. Çok kötü yani. Çok kötü. Ve bu Paul Krugman'ın söylediğinde şey yapıyor. Şimdi bu iki tarafa gidiyor bu fikir. Bir, İnsanları bunlar bilerek ya da bilmeden yanlış yönlendiriyorlar bu insanlar. Çünkü bu adamın marketi analiz etme yetisi yok. Daha önce geçmişte de bunu yapmamış hiç. Herhangi bir şey analiz etmemiş hayatında. Şu an kripto paralar yükseldiği için, buradan biraz da para yaptığı için zannediyor ki bu işi biliyor. Ama bu pek öyle değil. Birincisi bu. Öğreniyorlar. Güzel bir şey ki öğreniyorlar ama buradaki eğitim maliyeti çok yüksek. Oradaki eğitim maliyeti tuttum, hisse senedi gibi elimde hold ettim, zarar ettim ama bekliyorum değil o eğitim maliyeti. 65'ten tutmuş 45, 40, 33'e zarar ediyorum. Sonra diyor ki işte ben Ethereum'dan %50 para kaybettim, Bitcoin'den %50 para kaybettim. Okey, onun öncesinde yapman gereken 50 tane şey vardı. Onları yaptın mı? Falan filan. İlk girdiğimizde biz bu işi görmüştük. 2018'de görmüştüm ben. Ve ondan sonra bir dakika ya Allah Allah bu insanlar nasıl fenomen falan demiştim kendi kendime. Çok az var bu arada. 2-3 kişi var yani piyasada. 2-3 kişi demeyeyim de yani hani vardır elbette. Benim kaçırdıklarım var mı yanlış anlamasın insanlar da. Herkes de gömdü demesinler ama gördüğüm kadarını söylüyorum. Yani örnek veriyorum işte Steve'le çalışıyoruz. Ne bileyim Eren'le çalışıyoruz. O çocuklar bayağı iyi ya. İyiler yani. İyi işler de yapmaya çalışıyorlar ama benim gördüğüm çok eksik. Ekosistemde çok eksik var. Şuraya geleceğim. Paul Krugman'ın bu söylemini kenara not ediyorum ben. Gelelim El Salvador'a. Abi El Salvador şunu dedi. Biliyorsun buradaydı Bukele. Pazarlık ediyorlarmış şu an IMF'le. IMF de demiş ki siz önce bir şu Bitcoin'i resmi para statüsünden bir çıkarın. Sonra bir oturup konuşalım sizinle demiş. Bu arada IMF de işin düzenleme olmasını istiyor. Banlansın istemiyor. Düzenlemeyle biz bu işi çözelim tarafındalar. Ama El Salvador'a bunu söylemesi can yakıcı. Çünkü adam 60'tan 55'lerden falan longladı şu an. Yani 35 bin de sen bu adama cash out et dersen canına okursun. El Salvador ekonomisi çöker öyle söyleyeyim El Salvador. Rekonus çeker. Geçen hafta ne oldu ya? Bir şeyler oldu. Geçen hafta bir şeyler oldu. Yani işte Türkiye'deki iyi bilinen kripto para şirketlerinden bir tanesi, eskilerden bir tanesi bir şeyler yaşadı ve 1,5-2 gün falan sürdü. Biz kötü bir şey olmadığını biliyorduk. Onlarda ne olduğuna dair bizi telefonla arayan, ne oluyor bu şirkette diye bizi arıyor yatırımcılar çünkü. Bizi ne oldu diye onlara arayan... Onlara ulaşamıyorlar. Onlara ulaşamıyorlar çünkü. Ne oldu diye arayan yatırımcılara da düzgün şeyler söyledik hep. Bekleyin, toparlar, eder falan filan diye söyledik. Orada benim bir keşkem var. O keşkede keşke o şirketin yöneticileri ve tepedeki sahipleri çıkıp birkaç kelam daha erken etselerdi. Millet teklemeden etselerdi. Oradaki iletişim yönetimini daha güzel yapabilirlerdi gibi hissediyorum ben. Çünkü bakıyorum örneklerine yapıyorlar yani her televizyon programında varlar. Keşke orada da olsalardı falan diye düşündüm. Yani bize gelen çağrıları da biz dediğim gibi yönettik yani. Ama şu kripto para sektöründe böyle bir benim çok lezzetli bulmadığım bir şey var. Böyle biraz
hafif böyle bir ego kokluyorum. O da çok hoşuma gitmiyor. O da işte birlik yapmıyor bizi yani. Biz birlik olalım falan derdindeyiz. Dertlerimizi çözelim falan derdindeyiz. Öyle ortamlarda oturulduğunda herkes böyle birbirinin açığını arıyor falan. Çok hoş olmuyor. Yani biz diyoruz ki kripto para sektörü tek bir ağızdan doğru bir şekilde anlatılsın ve regüle edilsin, düzenlensin diyoruz. Geçen yine kapalı bir toplantıdaydık. Bankalar da vardı bu toplantıda. Ben bankaların bu teknolojileri yapabileceğine inanıyorum. Yani ben eski bir garanti çalışanıyım. Garanti teknolojide bu işin neleri yapıldı yani. Biliyorum hani. Onlar çok yetkinler yani. Akbank, Yapı Kredi. Neler neler yapıyorlar yani adamlar. Dolayısıyla o adamlar çıktı ya siz bu işi yapamıyorsanız, yapamazsınız. Burada bir roket mühendisi var derseniz size gülerler yani. Biz o şeyler demiyoruz. Ben demeyen taraftayım. Yani orada know-how transferi elbette yaparız. Bunlar kendi eli yordamlarıyla da bir şeyler bulur. Ama komünitenin yükselmesini istiyoruz biz. Bu arada düzenleme toplantısında vergiyle alakalı bir şeyler konuşuldu. Onu söyleyeyim. O iyi bir haber. Genelde insanlar şundan korkuyordu. Capital gain dediğimiz sermaye geliri üstünden bir vergilenme olacak mı? 10 bin liram var benim. 15 yaptım bu parayı. Sandbox'ta Engine'de. 15 bin yaptım. Aradaki 5 binin vergisini mi ödeyeceğim ben? %30, %40 diyorlardı. Anladığım kadarıyla konu oraya gitmiyor. Çok öyle bir şey bilerek söylemiyorum bunu. Kokladığım şeyi söylüyorum. İyi bir şey bu. İyi bir şey bu. Oraya gitmiyor. İşlem üstünden vergi alınacak gibi. Yani döviz de işlem yapıyorsun vergi alınıyor ya o an bankada. Onun gibi bir şey olacak gibi hissediyorum. Ama bayağı şunu söyleyeyim. Hakikaten o katılımcılar, bürokratlar ve bakanlık bayağı şeylerdi yani. İlgili. Çözmeye çalışıyorlar bu işi abi. İyi bir şey bu. Bu işi iyi bir şey çözmeye çalışıyorlar. Aynısını Rusya için söyleyeceğim. Rusya'nın bakışı diyor ki Maliye Bakanı, Şorun Hazine Maliye Bakanı diyor ki abi biz bu işi diyor, banlayamayız. Düzenlememiz lazım. Çünkü diyor 5 milyar dolar kripto transaction'ı oldu diyor geçtiğimiz yıl 2021 yılında Kasım ayının verisi bu diyor. Ve diyor bunu banlamak ve yasaklamak başka bir finansal istikrarsızlık doğuracak bizim için diyor. Aylar önce ben burada çıkıp şey demiştim. Artık it's too big to fail demiştim. Artık o kadar büyük ki geri adım atamazlar yani. Aynı şey aslında. Aynı şeyi söylüyor tabii evet. Yani Janet Yellen çıkıp da kripto paralar şöyle böyle tukoka dese de, kongresmenlerden bir tanesi çıkıp başka bir şey dese de, az önce bahsettiğim Gary Gensler 54 tanelik iş planının arasında kripto paralar hiç bahsetmese de, koymasa da onu iş sırasına koymasa da, gideceği yer öyle ya da böyle bu yani. Hani dolayısıyla şey hani Türkiye'deki regülasyon veya düzenleme işte her neyse adı artık, düzenlemeye dair olan çabaların da pozitife yatkın olduğunu söylemek istiyorum. Çok da teşekkür ediyorum yani. Çünkü şey orada bir sürü sektörden yani burada ofisi bile olmayan Tether'le maaş alıp kelimelerimi özenle seçiyorum abi. Burada ofisi bile olmayan Tether'le maaş alıp Türk marketini hedefleyen ve Türk yatırımcısını hedefleyen şirketleri bile çağırmışlardı toplantıya. Abi benim NFT'yi ne zaman çıkartıyorsunuz? Abi şöyle geçen dün işte altı beni hep böyle sözlerle kandırıyorsun gibi bir hissiyatı kapılmaya başladım. Yok yok hayır ya yapıyor çocuklar şu an sürpriz. Sana böyle kutu hazırlıyoruz. Öyle mi? Kesin ha. Yani. İçinden ne çıkacak bilmiyorum. Ama bir kutu hazırlıyoruz. Duygularımla oynamıyorsun yani evet, benim. Bir kutu hazırlıyoruz. Peki. Pandora'nın kutusu. Şöyle Altay'ın NFT'leri yayınlandı. Orada henüz hazır olmadıkları için Altay üstünden değil Avax üstünden onu satışa çıkarttık ama dönüp Avax'lar orada satılan her şeye gidip Altay alınacak. Galiba bugün ya da pazartesi çocuklar onu düzeltmiş olur bizim taraftakiler. Edison NFT'leri çıktı. Bu akşam da çıkıyor galiba bir şey. Ona bakın o bayağı değerli. Edison NFT'leri bayağı değerli. Onun dışında Jambon'un çıkıyor. Onu söyledim zaten. O Jambon'un çıkıyor bu hafta. Bir de şunu söyleyeyim. 100 tane olarak planladığınız bir iCrypex Prime NFT'leri yayınlanacak. Bunda eventlere yani iCrypex'in kapalı eventleri var. Ve seninle daha önce abi şeyde konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz iCrypex Galeri diye bir şeyimiz var. Evet o galeriden iskontolu ürün alabileceksiniz. Birincisi. İki NFT'ler, NFT tarafında bir şeyler olabilecek. Komisyon indirimi ve hatta belki sıfır komisyonla işlem yapabilir hale geleceksiniz. Özel analizler olacak. Dolayısıyla 100 taneyle sınırlı tutuyoruz bunu. Sadece 100 kişi alacak. Sadece 100 kişi alacak evet. Onu bu hafta yayınlayacağız. Yayınladığımızda da video ile ve şeyle de Twitter'dan da bunu duyuracağız. iCrypex Prime NFT'sinin ne olduğunu. Ayrıca bizim kapalı eventlerimiz olacak. Tabii entegre halinde olduğumuz insanlar var. Onların bir kısmının adını biliyorsunuz. Bir kısmını söylemiyorum ben bilerek ki sürpriz etki kaçmasın diye. Kapalı eventlere katılma hakkı vereceğiz. Fiziken. Yani pandemi el verdikçe Edison falan geldiği eventlerden bahsediyorum yani. O ayarda eventler olacak. Bunu da haberini vereyim. Bunun için heyecanlanıyoruz bayağı. Yeni tokenlar Sand ve Engine girdi. İşte Metaverse'tü Tron girecek bu hafta. Onu söyleyeyim. O kesin çünkü. Tron Network üstünden Tether alıp gönderebileceksiniz. Daha çok az komisyon ediyorsunuz ya. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Gökalp Bey. Rica ederim abi ne demek. Yalnız benim NFT'yi unutmayalım. Yok, kutun hazır abi. Senin. Hazır mı? Kutu. Ama gelmen lazım bir zahmet ofise. Geleceğim. İmza falan. İmza mı gerekiyor? Işte? İmza evet. İmzası olmuyor. İmzası olmuyor abi. İmzası olmuyorsan 2-3 tane çek senet imzalatalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize bye bye. Çok iyi bakın. İyi hafta sonu herkes. Düzenleme ile ilgili ne düşünüyorsun abi? Abi anlattım ya. Ay sana kafayı yiyin.
Peki o zaman Fed konuşalım. Peki Fed.